Merhabalar, benim Çeyiz Dünya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Birinci bölümde sizlerle bu modelin başlangıcını ve yapım aşamasını paylaşmıştım. Şimdi ikinci bölüm olarak sizlere koltuk ve yaka kesimini paylaşacağım inşallah. Ben burada istediğim ebata geldim. Yani koltuk ve yaka kesimine kadar olan sayıma, ölçüme geldim. Şimdi diğer önümü, sol tarafı bu şekilde kesmiştim. Yaka ve koltuk kesimini. Şimdi sizlere e, bu sağ tarafın yaka ve koltuk kesimini göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, bu diğer sol tarafta önce koltukta başlamıştım kesime. Şimdi sağ tarafta yakadan başlayacağım. Bu modelde arkadaşlar e, yaka ile koltuk kesimini aynı anda yapacağım. Neden? Çünkü e, şöyle iki model olduğu için öncelikle bu modeli e, bir 1 2 3 4 sırada bu modelin kaybedeceğim sonra 1 2 3 sırada da bu aradaki kafesleri kaybedeceğim Böylelikle bir tane dilim kaybetmiş olacağım kesmiş olacağım ve ikinci dilimde de aynı şekilde önce dilimi kesiyorum buraları hiç ellemiyoruz daha sonra burayı kesim işlemi bittikten sonra ortadaki kafesleri kesmeye başlayıp bitiriyoruz ve sonuçta ben yeleğimin önü 5 modelde o yüzden ben yakada koltukta zaten bir modeli kesmiş oldum yakada iki tane model keserek omuza kadar iki modelle yeleğimi bitirmiş oldum arkadaşlar şimdi bunun koltuk kesimi de gene her zamanki gibi tığ işi yeleklerde böyle oluyor bir kere de kesim olacak ama yakada oyuntu olması için kesimleri iki tane yapacağız. Eğer sizin eliniz daha fazla olursa tabii ki sizler üç tane kesebilirsiniz. Ama şu ebata ulaşmak için eni çok fazla olsa mesela altı çiçek olursa yedi çiçek olursa siz koltuktan koltuğu kesmeden önce şurada başlayacaksınız kesime. Yani şu koltuğu kesmeden önce iki tanesini bir tanesini kesip daha sonra koltuğa kesin ve yukarıya kadar üç tane model kesip Omuzu bir tık daha yani 23, 24 falan santim olarak bitirmiş olacaksınız. Ben bunda e, koltuk ve yaka kesimini aynı anda yaptım, aynı şekilde denk getirmek için. Şimdi öncelikle dediğim gibi e, modelimizi yakadan kesmeye başlayıp daha sonra koltuğumuzun e, biyesini koyacağız. Şimdi yaka kısmındayım ve üç tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum ve kenardaki 8 tane lastiğimi yapıyorum arkadaşlar, zincirle beraber 2, 3'te de çıkıyoruz. Dediğim gibi birinci bölüm bölümde zaten yapımını ve başlangıç aşamasını paylaştığım için modelleri yaparken çok fazla göstermeyeceğim. Bunda sadece koltuk ve yaka kesimine yoğunluk göstereceğim. Şimdi normalde bir zincir çekiyoruz. Buraya 5 Tane üçlü trabzan yapıp arada iki zincir çekip buraya 5 yapıp modelimize aynı şekilde devam etmem gerekiyorken artık bunu kaybedeceğim diye buraya bakın şurada da göstereyim üçer tane üçlü trabzan yapacağız artık bunu kaybedeceğiz. Şimdi ben buraya bu beş şey, arada üç zincir olan yere iki ve üç tane üçlü trabzan yaptım. Arada tekrar 2 zincir çektim. Tekrar 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. İpimiz düğüm çıktı. Şöyle arasını alıp örelim. Evet, kesmeye bu sırada bu modelimizin bu sırasında başlamış olduk. Buralara 5 yapmam gerekirken üçer tane yaptım ve arada bir zincir çekip tekrar kafesimizi kesmeden koltuğa kadar yani koltuk kesimi ayarına kadar modelimizi aynı şekilde örüp devam ediyoruz. Önce şunu kaybedeceğim. Sonra burada kesime başlayacağım. Bunu da kaybedip buraya geleceğiz. Şimdi bu şekilde modelimizi devam ederek 2, 3, 4 ve 5 bir iki zincir tekrar beşte şimdi ben şuraya kadar öreceğim şurada buradan buraya kadar koltuk lastiğimizi kuracağız şimdi buraya kadar aynı şekilde örelim arkadaşlar buraya geldiğimde tekrar göstereceğim Evet ben yakada dediğim gibi bir birinci sıra olarak kesime başladım şimdi koltuk oyuntusunun yerine geldim bir zincir çektim. Modelimizi yaptım. Şurada koltukta bir model. Kenarda dikim yeri ve şurada bir kafesi. Ben koltuk yeri olarak ayıracağım. Bir zincir çektim. Tığın başına ip aldım. Hemen şu direğin kafesinin tepesine bir tane batıp üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi tığın başına ip alıyorum. Tekrar arasına girip bir tane yapıyorum. Tekrar yandaki direğin başına tekrar araya Burayı lastik şeklinde yapacağız. Tekrar direğin başına, tekrar araya, tekrar yandaki kafesin başına, modelimizin arasına tığın başını ip alıyorum. Şu fıstığın tam tepesine ve şu üç tane zincirin arasına da bir, iki ve üç tane üçlü trabzan tığın başını ip alıp tekrar ortadaki fıstığın tepesine bir tane tığın başına ip alıp yandaki 3 zincirin arasına 1 2 3 tane tığın başına ip alıyorum hemen son fıstığımın tepesine bir tane araya bir tane giriyorum ve kenardaki dört tane dikiş yerine tepelerine birer tane batarak 2 3 ve 4. Evet. Bu şekilde. Şimdi tekrar geri dönüyorum. İkinci sırada zaten o koltuk geri düzeliyor arkadaşlar. Tekrar geri döndüm. Tığın başına ip aldım. 3 zincir çektim. Bir tane boş bıraktım. ikincinin tepesine. Her birinin tepesine battığım yerlerin. Üçlü trabzan yaparak. Koltuk altını devam ediyorum modele kadar zaten iki sıra olarak yaptım koltuk altını artık döndüğüm zaman üçüncü sırada burayı keseceğim ve bir olarak yukarıya kadar çıkacağız iki sıra yeterli geldi çünkü kenar gidimi de var zaten bu şekilde her bir üçlü trabzanın tepesine birer tane üçlü trabzan yapıyoruz Bu şekilde devam ediyoruz. Evet modele kadar. Son iki üçlü trabzan 1 iki ve koltuk altımız bu şekilde ayarladık lastik kısmını. Dediğim gibi gideceğim geleceğim ve buraya geldiğimde artık burayı yukarıya kadar. Iı, 2, 4, 6, 7. 7 tane bir yapıp koltuktan yukarıya kadar çıkacağım ve kalanlar artık koltuk altı kesimi olarak devam edecek. Şimdi modelimize gene aynı şekilde yakadaki yere yani şuraya gelene kadar şuraya gelene kadar arkadaşlar modelimize aynı şekilde bakın 3 tane model kaldı zaten dördüncüsünü keseceğim bir model de zaten koltuk altına gitti. Şimdi buraya kadar aynı şekilde örelim. Kesme yapmadan buraya geldiğimde şuradaki kesim işlemini göstereceğim. Evet yakaya doğru geldim. Yakada şurayı kesmiştik. Buraya kadar gene normal şekilde modelime devam ettim. Şu aradaki kafesi de gene aynı şekilde yapıyoruz. Kafesimizi şu an kesmiyoruz. Önce çiçeğimizi keseceğiz. Aralarda bir zincir kafese devam buraları biraz hızlı yapıyorum dediğim gibi birinci bölümde zaten göstermiştim yapımını şimdi bir iki zincir çekiyorum ve artık çiçeğimizi Normalde buraya üç tane yapmam fıstık gerekirken iki tane fıstık yapacağım 1 2 3 4 gene dolgular aynı şekilde olacak sayısı ama ve 1 2 3 zincir tığın başını ip alıp tekrar dörtlü fıstık 3 4 Evet fıstığımızı üçgen ikiye düşürdük şimdi iki zincir çektim tekrar bir yere devam ettik bir yere kesim yapmıyoruz zaten çiçeklerden gidiyor bir aynı şekilde yukarıya kadar çıkacak 3 4 5 6 ve 7 1 2 3 zincir geri dönüyorum tığın başına ip alıyorum bir bırakıp ikinciye bu kenardaki bir yerleri zaten göstermiştim size birinci bölümde zincirle beraber sayıldığı için dönerken bir tane bırakıp ikinciye batıyoruz ve bir zincir çekiyoruz artık şu iki tane fıstığın arasına bir ve iki tane bakın şurada iki tane üçlü trabzan arada iki zincir ve tekrar iki tane döndüğüm zaman da bu fıstık 3 2 1'e düşüreceğiz artık keseceğiz tekrar iki zincir ve iki tane üçlü trabzan daha aynı yere yapıyorum ve bir zincir çekip hemen kafesimizi kesmeden aynı şekilde devam ediyoruz. Arada bir zincir, kafesimizi yapıyoruz. Bir zincir, kafes. Bir zincir ve yandaki çiçeğimizi gene aynı şekilde kesmeden koltuğa kadar devam ediyoruz. 4 ve 5. Arada iki zincir tekrar 1 2 3 4 ve 5. Ve bir zincir çekip bakın yavaşça dönmeye başladı. Şimdi şuraya kadar aynı şekilde kesmeden zaten yakada kestim. Şuraya kadar kesmeden aynı şekilde devam edelim. Buraya gelince artık koltuk kesiminizi göstereceğim. Evet, koltuğa kadar devam ettim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığım başını ip alıyorum ve burada 7 tane sinin her birinin tepesine üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 3 zincir çekip artık geri dönüyoruz. Şurası kalan kısım koltuk kesimimiz oluyor arkadaşlar. Koltukta bir sıra kesmiş oluyoruz. Artık kesim yapmayacak. Bu şekilde bir yerimiz omuza kadar çıkmaya devam edecek. Tekrar tığın başına ip alıyorum ve arada bir tane bırakıp zincirle beraber 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar 2 zincir çekip fıstıklarımızı, modelimizi aynı şekilde devam ediyoruz. 3 ve 4. Topluyoruz, kapatıyoruz. Arada 3 zincir. Tekrar 1 2 3 4. Topla, kapat. Arada 3 zincir. 1 2 3 4. Topla, kapat. Bu şekilde arkadaşlar gene 1 2 3 modeli hiç kesmeden buraya kadar gelelim. Şurada bir kesim daha göstereceğim. Evet, yaka kesim yerine kadar geldim. Şu kafesi gene yaka kes çiçeğimi kestim. Çiçeğimin yanındaki kafesi gene aynı şekilde kesmeden arada iki tane kafesimize devam edelim. 1 2 zincir çekip tığın başına ip alıp şu ikişer üçlü trabzan yaptığımızın arasındaki zincirin içine 3 4 4 fıstık yapalım 1 2 zincir çekelim yandaki bir devam edelim bakın 3 ya 2'ye düşürdüm ve bir fıstığa düşürdüm artık bunu kesmiş oldum kenardaki bir yemize devam edelim zincirimizin tepesine batacağız ve 1 2 3 zincir çekip geri dönelim bakın bir oluşmaya başladı yavaş yavaş çiçek ortadan kayboldu bu sırada tamamen kaybolacak artık şu yandaki kafesleri kesmeye başlayacağız 3 4 5 6 ve 7 birimiz aynı şekilde yaptık şimdi şuradayız ne yapacağız bir zincir çekiyoruz fıstığımızın tepesine bir tane üçlü trabzan yapıyoruz arada gene bir zincir çekiyoruz ve yandaki iki kafesimizi aynı şekilde yapıyoruz kafeste hemen kesmeye başlarsak burada hoş bir görüntü olmaz Bu sırada kafesi Kesmeye başlamıyoruz Gidiyoruz geliyoruz döndüğümüz zaman artık kafesi de kaybetmeye başlayacağız Şimdi arada bir zincir ve tekrar modelimizi Aynı şekilde yapmaya Devam ediyoruz 4 5 Arada 2 zincir Tekrar 1 2 3, 4 ve 5. Arada bir zincir tekrar ortadaki kafes. Bakın bu şekilde oluyor. Şimdi koltuğa kadar bu şekilde gene 3 tane çiçeğim var ortada. Bunu örerek gelelim. Burada da gene aynı şekilde lastiğimizi yapalım. Buralarda artık kesme yok. Geleceğiz. Döneceğiz. Modeli kurarken şuraya geldiğimde tekrar göstereceğim. Evet şimdi şey yakaya kadar geldim gene aynı şekilde ördüm burayı da gene birinin tepesine batarak devam ettim şimdi bakın şurada fıstığın tepesine bir tane batıp ortada iki tane kafes yapmıştık şimdi şunu kaybetmek için gene aradaki kafesi aynı şekilde yapalım dönerken kafeste kesim işlemi yapacağım iki zincir çekelim ve şuraya hiç batmadan bir yerimizi yapmaya devam edelim. Evet, 6 ve 7. Tekrar geri dönelim. 3 zincir çekelim. Birinizi yapalım. 2 3 4 Zincirle beraber 5 6 ve 7 Evet. Bakın artık fıstık kayboldu. Sadece şunu kaybedeceğiz şimdi. Bunu kaybettikten sonra bunu kaybedeceğiz. Sonra bunu kaybedeceğiz. Ve artık iki taneli yukarıya kadar çıkacağız. Şimdi ben neredeyim? Şuradayım. Şimdi bu kafeslerin aralarına batarak o kafesi kaybedeceğiz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir tane kafesin arasına üçlü trabzan yapıyorum. Arada tekrar bir zincir çekip diğer kafesin arasına batıyorum ve bir zincir çekip hemen yandaki modelimizi yapmaya devam ediyorum. 4 ve 5. Arada 2 zincir tekrar 5 üçlü trabzan. Arada bir zincir ve kafes yapmaya devam edin tekrar bir sinir. bakın artık V şekli oluşmaya başladı şimdi gene bu ortadaki üç tane çiçeği aynı şekilde kesmeden yapalım koltuğa kadar gelelim bir yerimizi yapalım geri dönelim modelimizi yapalım şuraya geldiğimde tekrar göstereceğim Evet ne yaptım gene normal bir şekilde ördüm koltuğumuzu Bakın bu şekilde ördüm şimdi yaka tarafına geldim fıstığımızı yaptım çıktık gene kenarındaki modeli bir zincir çektim şu iki tane direklerin arasına bir tane yapıp arada bir zincir çekip bir yerimize gene aynı şekilde devam ediyoruz artık kafesi bu son kesimimde kaybettik bakın bu sırada zaten artık orada hiçbir işlem yapmayacağım kaybolduğunu göreceğiz 1 2 3 zincir geri dönüyoruz. Gene B'mizi aynı şekilde yapıyoruz. Ve bir zincir çekiyorum. Bakın burayı kaybettik çiçeği. Kafesi de kaybettik. Bir zincir çekip yandaki çiçeği ne yapıyoruz? Gene bu çiçeği de kaybedeceğiz diye 5 tane dolmamız gerekirken şuradayız artık. Bakın buradan gene buraya kadar bununla bunu kaybedene kadar aynı işlemi yapacağız. 3 zincir çektim. 2 zincir çektim arada. Pardon 3 üçlü trabzan yaptım tekrar üç üçlü trabzan arada bir zincir tığın başına ip aldım ve kafesi örmeye başladım bir zincir ve kafesi örmeye başladım Evet arkadaşlar kesim işlemimiz bu şekilde oluyor ben iki tane çiçek bir tane koltukta çiçek kestim iki tane modelde yakada kestim. Dediğim gibi şimdi şuradayım. Artık e, burayı da bu şekilde kaybedeceğim. Burayı kaybettikten sonra bu kafesi gene bu şekilde kaybedeceğim ve sonra modelimize yukarıya kadar böyle iki çiçek kenarda birye ve bunun yanında bu birye buraya gelecek. Devam ederek bakın bu şekilde koltuğa omuza kadar çıkacağız arkadaşlar. Tekrar video çok uzayıp da sizlere sıkmamak için devam etmeyeceğim. Artık videoyu başa alıp tekrar şuradan aynı işlemi burada da baka baka yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde oluyor. Dediğim gibi kanalımda birinci bölümde bunun başlangıcını ve yapımını paylaşmıştım. Bu ikinci bölüm olarak sizlere koltuk ve yaka kesimini paylaştım. Eğer Allah nasip ederse 3. bölümde de sizlere dikimini ve kenar gidimini paylaşıp sizlerle beraber tekrardan bir yelek daha bitirmiş olacağım ki eğer ki paylaşamazsam dikim ve kenar gidimi bunun kenar gidimi de fıstık oluyor ve dikişi de aynı diğer yelekler gibi zaten YouTube kanalımda yelek dikimi ve kenar gidimi var olan videoları bakıp da yapabilirsiniz de ee, arkayı da ben bu şekilde hep soruyorlar arka koltuğu nasıl kestiniz diye. Arka koltuğu da iki taraftan da bu şekilde birer çiçek ve kafes aynı şekilde iki sıra yaptım ve buradan yedi tane bir koltuğa kadar çıktım. Diğer tarafta da aynı şekilde yaptım. Aynen o şekilde oldu arkadaşlar. Zaten iki model ve bir ile beraber 3 model bir de kenar bir olduğu için 3 model omuza 3 model diğer omuza birer model de koltuklara gitti 4-5 model ben arkayı zaten 9-10 yapmıştım ortada da 5 tane model omuzda kalıyor bu şekilde oluyor arkadaşlar bu arada ipimin markası diğer bölümde de söylemiştim zaten Alize Angora Gold numara tığımın numarası no 1 numara ve ipimin numarası da 599 eğer ki sipariş vermek isterseniz arkadaşlar benim Ciz Dünya 8 Instagram sayfam yaptığım bütün siparişleri yaptığım bütün yelekleri aşama aşama orada da fotoğraflar ve videolar paylaşıyorum beni oradan da takip edebilirsiniz Bu arada kanalıma abone olup beğeni yaparak beni çok mutlu ederseniz Çünkü daha birçok modelle karşınızda olacağım Allah nasip ederse İnşallah bu şekilde anlatabilmişimdir inşallah. Sizler de kendinize iyi bakın. Şimdiden sizlere de kolay gelsin. Elinize, emeğinize, emeğinize sağlık. Diğer birçok modellerde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. hoşçakalın arkadaşlar.